Sincan, uzaktaki bir yakın, Uygur Türklerinin anavatanı. Türk kökenli Uygurlarla Çin hükümeti arasındaki gerilimden dolayı tam olarak yasaklı olmasa da oraya gitmek de zor, oradan çıkmak da. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyaretiyle gündeme geldi. Çin ziyaretine Pekin'den başlayan Gül'ün son durağı Sincan'ın merkezi Urumçi'ydi. Sincan, dünyanın denize en uzak bölgesi, Çin'in batısında bir sınır eyaleti. Hindistan, Pakistan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Moğolistan'la komşu. Sincan'ın 20 milyonluk nüfusunun 8 milyonunu Uygur Türkleri oluşturuyor. Türk kökenli diğer etnik grupların ve Çinli Müslümanların da önemli bir bölümü Sincan'da yaşıyor. Sincan, Çin devleti sınırlarına en son katılan topraklardan biri. 19. yüzyılda Çin İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Kısa süreli olarak hayatta kalan iki Doğu Türkistan devleti bu topraklarda ilan edildi. 1955'ten bu yana Çin Halk Cumhuriyeti'nin otonom bir parçası. O zamandan bu yana Uygurlar bağımsızlık taleplerinden hiçbir zaman tam olarak vazgeçmedi. 1990'lı yıllardan bu yana bu talep daha militan bir boyut kazandı. İslami referansları da güçlendi. Çin içindeki Uygurlar baskıya maruz kalsalar da Çin'den kaçan Uygurlar uluslararası ortamda seslerini duyuruyor. En önemli örgütlenmelerden biri Dünya Uygur Kongresi. Çin, Sincan'daki son gerilimden işte bu örgütü ve bu örgütün liderlerinden iş kadını Rebia Kadir'i sorumlu tutuyor.